Bence de öyle olacak. Her şey çok güzel olacak da. Çok değerli hemşerilerim. Biz bugün niye buradayız? Çünkü 31 Mart'ta hepimizin, ben de bir İstanbul seçmeni olarak, isminin Ekrem İmamoğlu diye bir isim vardı. Bir yuvarlak vardı. Oraya evet mührünü vurmuş. Sonra da oyu murdar edilmiş bir İstanbul seçmeni olarak buradayız. Çünkü 23 akşamı sandıklar açıldıktan sonra, 23 Haziran akşamı sandıklar açıldıktan sonra Ekrem kardeşimin, Ekrem başkanımın mazbatasını bu defa çamura yatmayacak şekilde, karşımızdakilerin çamura yatmayacak şekilde mazbatasını vermek için buradayız. Şimdi yolda gelirken hepiniz gördüğünüz gibi ben de uzun bir zamandır Ekrem Başkanım için, şu anda 32. ilçemdeyim. Meral Akşener olarak, İyi Parti Genel Başkanı olarak değil, hakkını arayan bir İstanbul seçmeni olarak dolaşıyorum. Şimdi şey yazmışlar. Ne yazmışlar biliyor musunuz? Kayyum vali var ya, kayyum vali. Diyor ki hizmette hizmet için hizmet israf sayılmaz. Şimdi bunu niye yazdılar? Yanımdaki kardeşim israfı bitireceğini söyledi. 18 günde de helak yerine getirdi. Allah bin kere razı olsun senden. Ben buradan sormak isterim. Değerli Çatalcalı hemşerilerim. Burası benim seçim bölgemdi. Ekrem Başkanım, Mansur Başkanım. 94'te 4. sıradan DYP'den adayım. Şöyle yapıyorlardı bana. İlk 2 garanti, 3'ü belki, 4 imkansız. Ama bu imkansızı burası başardı ve beni seçtirdi. Onun için hep kendimi Çatalca'nın kızı saydım. Şimdi Allah ondan razı olsun. İsrafın ne olduğunu gösterdi. Abiler savunmaya geçmiş. Şimdi bu israf hizmetini, hizmette israfın ne olduğunu bir konuşalım. 20 binin üstünde partili hampadan, havadan maaş alan yandaş beslemek hizmet midir? Sizin hakkınızı yemek hizmet midir? Haram zıkkım olsun. 6000 araba kayıp, 6000 araba. Kimin altında olduğu belli değil. Çatalcalı'nın çocuğu işsizken oğlunu kızını evlendirmek için tarla satıp ya da kredi alırken 6000 arabanın üstünde oturan, kim olduğu, ne olduğu belirsiz o insanların kul hakkı yediği apaçık bir gerçekken bu hizmet midir? Haram zıkkım olsun. Peki 1994'te 2 milyar dolar borcu var İstanbullunun. Bugün 22 milyar dolar, 20 milyar dolar borçlandırılıp bunu Çatalcalı'ya, İstanbulluya hizmet için getirmek yerine damada, kayınçoya, geline, okul arkadaşına, oğluna, şusuna, busuna ve yandaş müteahhitlere aktarmak hizmet midir?
haram olsun, zıkkım olsun. İşte, işte biz bugün 23 Haziran'da Ekrem Başkanıma mazbatasını yeniden vererek ve o sandıkları oyla patlatarak yeniden seçmek için buradayız. İstanbul'un ve İstanbul'daki israfı kesip İstanbullunun parasını, Çatalcalı'nın parasını Çatalca'ya, İstanbulluya tekrar hizmet olarak getirmek için Ekrem Başkan'ı yeniden ikinci kere seçmek için buradayız. Şimdi bunlar İstanbul'a hizmet ettiklerini iddia ediyorlar. Ama Sayın Erdoğan'ın deyimiyle bu arkadaşlar İstanbul'a ihanet ettiler, ihanet. Şimdi çok ilginç. 31 Mart'a kadar illet dediler, zillet dediler, terörist dediler. Kardeşliği bozmamak için bizim kullandığımız yaklaşım, o seviyeli dil bunları engelledi. Ama bakın şimdi enteresan olanı şu. İllet dediler olmadı. Zillet dediler olmadı. Terörist dediler olmadı. Her ikisi de seçildi. İstanbullu Ekrem Başkanı, Ankaralı Mansur Başkanı seçti. Ama bakın şimdi ben sizinle azıcık dertleşeceğim. Enteresan olanı şu. Yahu illet olmayı, zillet olmayı, terörist tutmayınca son iş kaldı. Başka türlü iftira atma. O da meşhur televizyon programı. Rezil oldular, rezil. Rezil oldular. Ama bir şey var. Şimdi Sayın Binali Yıldırım bakanlık yaptı uzun yıllar boyunca. Başbakanlık yaptı. Meclis başkanlığı görevini yürüttü, hala arabasına biniyor. Alışık bunlar, alışık. Alışık. Kopamıyorlar. Ama çok enteresan. İstanbul belediye başkanı adayı olan, İstanbul'u 5 yıl yönetmek için yola çıktığını iddia eden Sayın Yıldırım Sayıştay raporunu okumamış. Ekrem Başkan okumuş, Binali Yıldırım okumamış. Bu ne ciddiyetsizliktir, bu ne ciddiyetsizlik? Bu ciddiyetsizlik içinde mi bakanlık yaptın? Bu ciddiyetsizlik içinde mi başbakanlık yaptın? Tevekkeli değil, tevekkeli değil. Ulaştırma Bakanlığı'nın zamanında tren yollarında şunu yaptın, bunu yaptın, vatandaşlarımız vefat ettiler. Kaç kişimiz öldü ve çıkıp bir özür dilemediniz. Özüre geldik. Özür mühim. Damat gibi söyleyeyim. Bakın burası çok önemli. Burası çok önemli. Şimdi Sayın Binali Yıldırım'la Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim başkanım yarışıyorlar idi. Fakat olamadı. Sayın Erdoğan sahneye indi, sahaya indi. Yaşadık. Yaşadık. Şimdi dakika bir ilk söz şu. Ordu valisinden özür dilemezse sandalyeye oturtmuyor. Seni seçen bu millet iradesi be. Hadsizlik etme, senin haddine mi? Senin haddine mi? Millet iradesini
yok saymak senin haddine mi? Ama bu özür işinde durmak lazım. Peki Gazi Antepli değerli hemşerilerimize öküz diyen o milletvekili özür diledi mi? Özür talep ettin mi? Peki milletin yarısına adiler diyen şaka gibi Tarım Bakanı'ndan özür talep ettin mi? Peki bizlere her türlü iftiraya atan Kandil'le sözleşme imzaladı diyen o daha oraya gelmedik dur. Süleyman Soylu'dan özür dilemesini istedin mi? Daha mühimi var. Ananı al da git dediğin çiftçiden özür diledin mi? Sayın Bahçeli sana alçak dedi, şerefsiz dedi, ver Bilal'i al İlal'i dedi. Sen ondan özür talep ettin mi kardeşim? Sen de döndün ona, ülkücüler Fatiha bilmez dedin, ırkçı dedin, faşist dedin, zürriyetsiz dedin. Sen ülkücülerden özür diledin mi? Ha. Şimdi efendim. İşler yaş. Şimdi Sayın Binali Yıldırım indi sahaya olmadı. Mitil serilecekti, mitili gören olmadı. Sayın Erdoğan girdi ve 31 Mart'ın en haşin, en düşmanlaştırıcı, en ayrıştırıcı dilini kullanan Sayın Erdoğan sahaya indi. İstanbulluyu hiç tanımıyormuş. Saraya girince böyle oluyor. Saraya girince vatandaştan kopuluyor. Arkadaş sahaya indi, bir şey daha söyledi. Ne dedi biliyor musun? Başkanım. Biz 23 Haziran'da Sisi ya da Binali Yıldırım arasında karar verecekmişiz. Ben Sisi'yi anlatayım. Sisi seçilmiş bir başkanı deviren bir diktatördür. Peki benim kardeşimi siz seçtiniz. Onu yerinden edip vali kayyum atayan mı Sisi'ye benzer, Ekrem İmamoğlu mu? Peki Sisi'nin memleketi Mısır'da. Medyanın %100'üne yakını havuz medyası gibi. Türkiye'den hatırladınız mı? Bütün medya elinde olan Sisi Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa Sayın Erdoğan'a mı benziyor? Ya Ekrem kardeşim, sen şimdi 17 yıldır bu ülkenin bütün ihalelerini sen mi dağıtıyorsun? Ne bilirim ne yakınında. Hayır. Yahu sen o zaman yoktun. 17 yıldır yandaşlara ihale dağıtan. Ya. Şimdi aynı Mısır'da yandaş müteahhitler var. Yandaş iş adamları var. Yandaşlar var. Sisi ihaleleri öyle dağıtıyor. Peki 17 senedir bu ülkede yandaş müteahhit üreten, hani beşli çete dediğim benim, ihale dağıtan Ekrem kardeşim mi, Sayın Erdoğan mı? Hangisi Sisi? Ama ben şimdi size bir şey söyleyeyim.
23'ü günü biz Sisi ile Yıldırım arasında bir tercihte bulunmayacağız. Biz 23'ünde Sayın Erdoğan'ı da seçmeyeceğiz. Biz 23'ünde 23 Haziran'da bu ülkeyi, bu milleti, İstanbulluyu çok seven, israfa karşı gençlerle el ele kadınların yanında duracak, İstanbullunun parasını İstanbulluya harcayacak büyükşehir belediye başkanını seçeceğiz. Yani Ekrem İmamoğlu'nu seçeceğiz. Evet, ezan okunuyor. Ben sözlerimi bitiriyorum. Kendisi söyledi. Sandığa gidiyorsunuz. Allah'a emanet olun.